Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte hem Windows hem de Android işletim sistemine sahip Azimax X7 Mini PC'yi inceleyeceğiz. Her şeyden önce arkadaşlar, cihazın adından da anlayabileceğiniz gibi bu mini bir cihaz. Biz de teknolojide ufalmayı destekliyoruz. Gerçi telefonlar açısından düşünecek olursak 3310 zamanında belki hatırlayanlar vardır. Telefonların küçüklüğü bir hava unsuruyken günümüzde artık telefonlar gittikçe büyüyor. Hatta şöyle tuhaf bir kavram da çıktı. Amiral gemisi diye bir şey çıktı. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi, buna siz karar verin. Dilerseniz görüşlerinizi yorum kısmından belirtebilirsiniz. Ürünün teknik ayrıntılarına geçmeden önce önemli bir özelliğine tekrar değinmek istiyorum. O da şu arkadaşlar. Bu ürün, tekrar ediyorum, hem Android hem de Windows işletim sistemine sahip. Şimdi dilerseniz teknik özelliklere geçebiliriz. Bence cihazın oldukça ilginç ve ergonomik bir görüntüsü var arkadaşlar. Şurada bir anten var. Bu anten muhtemelen Wi-Fi için kullanılıyor. Videodan da görebileceğiniz gibi öne doğru eğimli bir yapısı var. Bu masanın üstüne vesaire koyduğunuzda bence avantajlı bir durum. Hani siz ne düşünürsünüz bilemiyorum. Biraz cihazın tasarımsal özelliklerinden bahsedeyim. Şurası 5 cm, burası 11 cm, burası ise 18 cm genişliğinde arkadaşlar. Ayrıca cihazın sağ tarafında bir açma kapama tuşu. Bu neymiş? Ses açma kısmı. 2 adet USB girişi, bir kulaklık girişi. Burada hoparlörü de var bu arada. Arkasına baktığımda ise şöyle göstereyim size. 64 GB'a kadar SD kart desteğine sahip bir micro SD yuvası. Ayrıca burada bir 2 USB daha var. Yani toplamda 4 USB giriş etti. Bu USB'lerin önemini ileride anlatacağım size arkadaşlar. Cihazın işleviyle ilgili çok önemli bir misyonu var USB'lerin. Burada bir HDMI çıkışı, LAN kablo girişi ve 12 Watt'lık adaptörle çalıştığı için burada 12 Watt'lık adaptörün girişi var. Yani buradan şunu anlıyoruz. Cihazın üzerinde herhangi bir dahili batarya bulunmuyor. Yani fişe takarak çalıştırıyorsunuz. Bu tuttuğumda tahmin edeceğiniz üzere Wi-Fi anteni. Yani Wi-Fi antenidir herhalde, ne olacak. Artık teknik detaylara geçelim. Şimdi ürün toplamda 32 GB dahili depolama alanına sahip. Şimdi az önce bahsetmeyi unuttuk. Ben burada hemen ekleyeyim. Bu 12 voltluk adaptör girişi aynı zamanda şu anlama geliyor. Bu cihaz hem çevre dostu hem de sizi enerji anlamında tasarrufa geçirecek bir cihaz. Çünkü 12 voltta çalışması demek normal bir masaüstü bilgisayar ve laptop bilgisayardan daha az enerji harcıyor demek. Bu da elektrik ve çevre açısından olumlu bir durum. Azimax X7 Mini PC'nin biraz ekranından bahsedelim. Ekran toplamda 7 inç arkadaşlar ve IPS teknolojisine sahip. IPS teknolojisini bilmiyorsanız şöyle açıklayayım ben size. Yani bu ekrana neresinden bakarsanız bakın görüntüde bir bozulma olmuyor. Renklerde bir kayıp yaşanmıyor. Eski monitörlerde oluyordu ilk LCD çıktığında. Böyle aşağıdan baktığınız zaman yukarısı gölge oluyordu falan. Bu tarz sorunları bu aletle yaşamayacağınız anlamına geliyor bu. Hemen belirteyim arkadaşlar. Cihazı satın aldığınız zaman üzerinde Türkçe, lisanslı Windows 10 ve Android 4.4 sürümüyle birlikte size geliyor. Bunun haricinde ekran 1280x800'lük bir çözünürlüğe sahip. Üzerinde bulunan işlemci Intel Atom 2.16 GHz seri arkadaşlar. Aynı zamanda 2 GB DDR3 RAM takılı. Videonun başında söylemiştim ama burada tekrar hatırlatayım. 32 GB'lık dahili depolama alanı var ve en esas nokta toplam ağırlığı 420 gram. Bence çok ağır değil. Söylediğimiz gibi cihazın arkasında bir HDMI portu bulunuyor. Şimdi videonun başında söylemiştim, bu 4 adet USB portunun önemine değineceğiz diye. Bu şu anlamı geliyor arkadaşlar. Şimdi biz bu cihazı HDMI ile bir monitöre bağlayacağız. Aynı zamanda bu USB portlarına da bir klavye, bir mouse takıp bir televizyon ekranında deneyeceğiz. Gelin isterseniz birlikte bakalım nasıl oluyor. Arkadaşlar videoda HDMI'ye geçelim dedik ama önce bu ekranı bir görün istedik. Şu anten yine burada. Bunu biraz eğeyim isterseniz. Şimdi önünüz kapamasın. Gördüğünüz gibi Android sorunsuz bir biçimde açılıyor. Burada sayfalar arasında gezebiliyoruz. Burada Google Play Store var. Dediğiniz uygulamaları indirmek için. Biz WebTekno'nun uygulamasını indirdik. Bir de geniş ekranda oynamak için Mortal Kombat X'i indirdik. Şuraya Google Chrome'u aldık. Google Chrome'la WebTekno'ya girdik. Biraz sıkıldık yani. Android'in akışkanlığında herhangi bir problem yok. Cihazın herhangi bir meselesi yok böyle sizi sıkıntıya sokacak. İsterseniz bir de hemen hızlıca Windows'a bakalım. Windows için de sağ üst köşeden çekiyorsunuz barı ve OS switch var burada. Buna bastığınızda cihaz otomatikman Windows'a dönüş yapıyor. Şimdi Windows açılsın, bir de ona bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Windows'ta mobil sürüm olarak cihazı bu biçimde açılıyor. Hemen endişelenmeyin, burada menüler vesaire vesaire var işte. Şuradaki tablet moduna dokunduğum zaman tablet modundan çıkıp masaüstü bir bilgisayara dönüşüyor gördüğünüz gibi. Steam update geldi, şunu da kapatalım. Yani Steam bile yükledik yani arkadaşlar. Yani şimdi açılışta Steam'i gördük ama şöyle bir algı oluşmasın. Bu bir oyun bilgisayarı değil. Biz buna GTA 5 kurmak gibi bir niyetimiz zaten yok. Burada hemen diğer birkaç bir şeyden bahsedeyim. Microsoft Windows 10 yüklü geliyor. Videonun başında söylediğim gibi. Burada Microsoft Edge var. Eski adı Internet Explorer. Tabii ki de biz onu Google Chrome'u indirmek için kullandık. Burada Google Chrome'u
açalım bir isterseniz. İşte normal bildiğiniz bilgisayarda kullanabildiğiniz tüm fonksiyonlar burada da geçerli. Şurada başlat tuşu var, Cortana'sı bile var. Dilerseniz cihazı televizyona bağlayalım ve artık bir de HDMI ile büyük ekranda görüntüsü nasıl ona bakalım. Bu arada şunu da hemen belirteyim. Windows'ta hani biz film izleme, film seven birisiyiz. Bu yüzden bir tane HD video attık bu Azemax X7 mini PC'nin içine. Windows'ta onu izleyeceğiz. Android'de de Android'i tanıtırken söylediğim gibi Mortal Kombat X'i oynayacağız. Bakalım performans nasıl olacak. HDMI ekranda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi cihazımızı büyük televizyonumuza bağladık. Hatta bütün ekranı kaplattırdık. Şimdi ben size biraz cihazı kullanayım. Azemax X7 mini PC'yi. Bir görün size. Normal bildiğiniz gibi bu alışkanlıklarımız devam ediyor. Windows'ta en sevdiğim şey sağ tıklayıp yenilemektir. Evet, burada bir Steam yükledik ama dediğim gibi Steam'le çok bir işimiz yok. Şurada gördüğünüz Win to Android ikonu çift tıklandığında size Android işletim sistemini aktarıyor. Dilerseniz ben bir Google Chrome'a gireyim. Sanki böyle siz yokmuşçasına bugün bir işlerimi yapayım. Mesela WebTekno'ya bir girelim. Ya şöyle düşünün arkadaşlar, cihaz taşınılabilir bir cihaz. Çok rahat yanınıza alıp taşıyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben WebTekno'ya girdim. İşte güneş tutulması, ne olmuş güneş tutulmasına? En son 33 yıl önce yaşamışlar vesaire. Şurada kendimi gördüm. Bütün web deneyiminizi ve bütün bilgisayar deneyiminizi bu cihazı taşıyarak rahat rahat yapabilirsiniz. Biz şurada bir CPU Z yükledik. Onu bir açalım, buradan özelliklerini de bir görün. Gördüğünüz gibi bu arada Intel Atom Z3736F serisi işlemcimiz. 2 GB DDR3 RAM takılı. Gördüğünüz gibi biz şimdi bu kurgumuzda bir tane film izleyeceğiz. BS Player yüklemiştik bunu. HD bir videoyu da sıkıntısız bir biçimde şu an canlı canlı gördüğünüz gibi izleyebiliyorum. Herhangi bir aktarımda takılma söz konusu değil. Seste bir kayıp söz konusu değil. Şöyle bir BS Player'dan çıkalım. Dilerseniz şimdi Android'e geçiş yapalım. Şuradan yapılıyor söylediğim gibi, Win to Android'den. Switch'te Android diyoruz, Yes diyoruz. Burada bir garip bir hata. Ve bilgisayarımız şimdi yeniden başlıyor. Açıldığında Android olacak. Bilgisayar açıldığında Mortal Kombat 10 oynayacağız arkadaşlar. Hazırsanız artık Android versiyonuna geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi cihazımız sorunsuz bir biçimde Android'e geçti ve görüntüyü bize ekrana aktardık. Şimdi söz verdiğimiz gibi bu Android işletim sistemi üzerinde bir Mortal Kombat X patlatacağız. Ben oyunu açıyorum şuradan. Gördüğünüz gibi oyunun açılış ekranı, herhangi bir grafikte kayıp yok. Ekranda bir piksellenme söz konusu değil. Görüntü aktarımı son derece kaliteli. Ses de muhtemelen son derece kaliteli bir biçimde aktarıldı. Şimdi oyunumuz açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir problem yaşamıyorum. Çılgınlar gibi %90 damage'la üçüncüyü de devirdik. Ya bu arada çok güzel grafik vesaire, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum şu an akışkanlıkta. Ya mobil oyunlarda nedense böyle bir şey var, yani bu beni biraz gıcık ediyor. Ya bol bol dokunun işte, adamı dövün. Biraz işler sanki komplike bir hale mi gelse orasını bilemiyorum ama bu cihazla ilgili bir mesele değil tabi. Ama gördüğünüz gibi Azemax Mini PC üzerinde sorunsuz bir biçimde Mortal Kombat deneyimi yaşadık. Mortal Kombat'ı tercih etmemizin nedeni sevgili arkadaşlar, oyunun biraz cihazı zorlamasını istememiz. Mortal Kombat'ta gerek grafiksel özellikleri, diğer gerek işte çeşitli fonksiyonlarıyla cihazı yoracak, zorlayacak bir şey. Aynı zamanda HDMI ile görüntü aktarmasına rağmen cihaz herhangi bir sıkıntı yaşamadan bize oyunu rahat rahat oynattı. Böyle special hareketler bile yaptık da bir fatality'ye denk gelemedik. Yani dilerseniz artık testimizin de sonuna gelelim. Videomuzu artık bir sonuca bağlayalım. Belki kafanızda şöyle bir soru oluşmuş olabilir. Bu cihazı neden satın almalıyım? Bunun birinci nedeni, cihaz 600 lira civarlarında fiyatı. Yani 600 lira seyirinde bulabiliyorsunuz. 650-630 gibi bir şeylere. Ayrıca bir adet taşınabilir Windows 10 yüklü işletim sistemi ve bir Android'e sahip olmuş oluyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Ofisinize, iş yerinize veya arkadaş ortamınıza girerken bilgisayar çok rahat bir biçimde şu anteni kapatarak çantanızı koyup götürebilirsiniz. Böylece gittiğiniz her yerde bir HDMI kablo bağlantısı sayesinde bilgisayarınızı tekrar açabilir, ona dediğiniz her alanda ulaşabilirsiniz. Hani şöyle bir şey, sadece HDMI olarak düşünmeyin, böyle ekrana bakıp da izleyebilirsiniz. Ekran kalitesi gayet yerinde. Veya şöyle de yapabilirsiniz, televizyonunuzun yanına koyarsınız, bu hep orada kalabilir, HDMI ile bağlantıyı sabitlersiniz. Böylece dizi film eğer tutkunuysanız, dizi filmlerin tutkunuysanız bol bol hiç bilgisayarınızı uğraşmadan hep bunun üzerinden dizi filmlerinizi izleyebilirsiniz. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Eğer ürünü satın almak isterseniz veya daha detaylı özelliklerinden haberdar olmak isterseniz hemen aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Hep söylediğimiz gibi aklınıza takılan bir soru, sorun varsa yorum bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı direkt bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kendi zevkinize göre gazetenizi oluşturabileceğiniz Popürüm uygulama incelememize buradan ulaşabilirsiniz. Bu parmağı bir türlü tutturamıyorum. Artık ayarlarlar. Burası.